Değerli tüketiciler. Güneş bakamıyorum. Güneş arkamızdaki araba giyeksin. Ebru Hanım şu an neredeyiz? Eryaman Atapark yaşam konutlarındayız. Neye geldik onu bilmiyor tüketicimiz. Kombiya bakımı artı tesisat temizliğine geldik. Değerli tüketiciler size selfie çekebilmek için gözlerimiz ne oldu? Şu an kombi bakımımız nasıl yapılır izleyeceksiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet değerli tüketicilerimiz şu an Eryaman. Burası neydi hocam? Ata Yıldız'ı. Şu an Ata Yıldız sitesindeyiz ve her zamanki gibi petek temizliğine geldik. Ebru Hanım, tesisattaki kirliliği bir söyler misiniz lütfen? Tüketicimiz... Tesisatımız aşırı derecede kirli. Şu anda biraz açılmış durumda. Bu sadece ilk petek. İlk petek, evet. Çok koyu durumdaydı. Şu anda yavaş yavaş açılmaya başladı. Eryaman Ata Yıldız sitesindeki sakinlerimize duyurulur ve buraya sanki kimyasal ilaç kullanılmış gibi. Ama değil mi? İlk defa tesisat açılıyor. Yaptıkça göreceğiz. Ve Ata Yıldız sitesine olduğuna dair de değerli tüketiciler videolarımızı mutlaka bilgiyle paylaşın. Ve şu an kombimizi genel bir bakımını, tesisatını, filtresini, her şeyini temizlerken detaylı videolarını çekip montaj yapıp sizlerle karşılaştıracağız. Değerli tüketiciler. Değerli tüketiciler içeriği olduğu gibi görüyorsunuz. Şunu şöyle tutabilir miyiz Ebru Hanım? Az daha bir yaklaştıralım. Bakın şimdi normal kombi peteğinde siyah su olması lazım. Şu an çıkan pisliğe bir bakın. Bakın. Olduğu gibi çamur. Ve bu tesisatın içinde kalan kimyasal ilaç peteklerin içindeki bazen böyle kabukları böyle soyuyor. Soyduğu zaman da tesisatımızın bakın şimdi şuradaki filtreyi göstereceğim ben size. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar o kadar hassastır ki toplu iğne ucu bile bunlara zar zor geliyor. Şimdi bakın temizlediğim zaman ne şekilde olacak? Bakalım. Bakın şimdi. Evet tüketiciler, yoğuşmalı kombilerde görmüş olduğunuz gibi yoğuşma hortumu, bakın kombinimizin yanma odası şuradaki hortum, bakın şu şekil gelmiş şuraya geliyor, buradan damlayarak bu haznede şuradaki görmüş olduğunuz gibi bu haznede yoğuşma gideri doluyor ve ondan sonraki yeri gösterelim değerli tüketicilerimize. Bakın yoğuşma gideri dolmuş. Arka taraftan şuradan aşağıya iniyor. Ve yoğuşma giderini özellikle direkt ben su akış meyline göre yapalım. Bunda kesinlikle böyle zikzak sağ sol olmasın. Çünkü oradaki akan su direkt ben rahat bir şekilde gitmesi lazım. Eğer yoğuşma gideri dolduğu zaman ne olacağını söyleyeyim ben de geçer. Buraya akması gereken su yoğuşma yani alev yanan birlörümüzün içinde bujimiz ıslanıyor. Islandığı zaman da kombimiz ister istemez arıza kodu verme imkanı oluyor. Bu bilgiyi mutlaka paylaşın. Yoğuşma giderini mutlaka değerli tüketicilerimiz işi bilen ustalara mutlaka bir kontrol etsinler. Rahat bir şekilde akması lazım.